Karadeniz'in en büyük ilçesi konumundaki Samsun ilk adım pek çok yeni projeye start verdi. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini yıl sonunda hizmete açacaklarını belirten Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bölgede hayata geçen güncel projeleri işte vizyona anlattı. Gerçekleştirdiği örnek projelerle adından söz ettiren İlk Adım Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle de dikkat çekiyor. Belediye öncülüğünde yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle adeta ilçenin çehresi değişiyor. İlk Adım 320 bin nüfuslu bir ilçe. Önemli bir ilçe. Samsun'umuzun merkezi konumunda, kalbi konumunda olan bir ilçe. Geçmiş dönemlerde kurulduğu için ilçemizin çarpık yapılaşmadan kaynaklanan, imarsız yapılaşmadan kaynaklanan sorunları çok. Çünkü bizim 7-8 tane mahallemiz geçmiş dönemlerde plansız yapılaşmadan kaynaklanan sağlıksız binalar var. 2006 yılında Kökçeoğlu ile Hastanebaşı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ilanı yapmıştık. Çok da güzel bir çalışmaydı çünkü oradaki vatandaşlarımızın imar haklarını yükselten bir emsal de vermiştik ki 4 emsal. Samsun'da zaten böyle bir emsal yok inşaat açısından. Türkiye'de de yok. Geçen süre içerisinde hiçbir uygulama yapılmadı. Sadece kağıt üzerinde bu kentsel dönüşüm kararımız kaldı. Biz bu dönem gelir gelmez hemen o uygulamaya başladık. Adaları oluşturduk, yolları oluşturduk. Kim kimle ortak olacağını netleştirdik. Yeniden şu anda tapuları çıkıyor. Dolayısıyla vatandaşımız, şimdi orada yaşayan vatandaşımız hangi ada içerisinde olduğunu ve kiminle ortak olduğu şu anda net bir şekilde ortaya çıktı. Bütün meclis kararlarımız hem Büyükşehir hem İlk Adım ilçemiz olarak bütün meclis kararlarını aldık. İtiraz süreleri bitti, askılar bitti. Şu anda iş artık yapım aşamasına doğru geliyor. Şimdi biz burada İlk Adım Belediyesi olarak aslında çok önemli bir olay bu. Kökçeoğlu ve hastane başının toplamı 400 dönümlük büyük bir alan. Vatandaşlarımızla beraber biz arada İlk Adım Belediyesi olarak organizatör görevi yapacağız. Ve müteahhitlerle onları buluşturmuş olacağız. Buluşturmak suretiyle de anlaşılan adalarda imza atılan yerlerde müteahhitlere ihaleye çıkıp, aracı olarak ihaleye çıkıp bu işi başlatmış olacağız. İlk adımı yaşanan sorunları ve çözüm yollarını çok iyi bildiğini belirten Başkan Erdoğan Tok, Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini yıl sonunda hizmete açacaklarının müjdesini veriyor. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin Samsun'da temelini attık 25 Ekim 2015 yılında. Yeri bizim İlk Adım Belediye'mizin şantiyesiydi. Biz belediyemizi yerine Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrini yaptık. Bakanlığımıza sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a hasreden vatandaşlarımızın da teşekkür etmek istiyorum. 12 milyon TL'lik çok önemli bir yatırımın ihalesi yapıldı ve temeli atıldı. İnşallah bu yılın sonunda Allah nasip ederse 2016'nın sonunda da biz bu gençlik merkezini açmış olacağız. Başkan Tok'un ilk adımda hayata geçirdiği bir diğer önemli proje ise kadın ve gençlere yönelik çeşitli sosyal olanakların da yer aldığı Derebahçe Sosyal Tesisleri. İlk Adım ilçemizde yeni gelişen Derebahçe'de çok önemli bir tesisin temelini attık. Nasip olursa Haziran'da açılışını yapmış olacağız. Yani bir yıl içerisinde de açılışını yapmış olacağız. Orada da Samsun'umuzun en büyük düğün ve modern bir düğün salonu olacak. Yine altında gençlerimiz için bilgi evleri, yine bayanlarımız için fitness ve spor alanları, önünde 4 dönümlük park alanı, tamamen bir rekreasyon alanı ile beraber bir düğün ve toplantı salonu ve cep sineması ile beraber muazzam bir kültür merkezinde inşallah ilçemize kazandırmış oluyoruz. İlk adıma modern bir belediye hizmet binası kazandırmaya kararlı olan Başkan Tok, Selçuklu mimarisine uygun, önünde meydanı olan çok yönlü bir kompleks için kolları sıvadı. Samsun'umuzun, İlk Adım ilçemizin en az 50 yılını kurtarabilecek şekilde modern, büyük ve Selçuklu mimarisine uygun, önünde meydanı olan, Cumhuriyet Meydanı'ndan daha büyük meydanı olan, altında iki kat otoparkı olan, üstünde toplantı ve yemek salonu olan, kulesi olan ve altında da 650 kişilik mescidi ve kreşiyle beraber tamamen bir bütünlük içerisinde, mesainin dışında da vatandaşlarımız tarafından hem açık meydanı kullanılan otoparkıyla, toplantı salonuyla, işte kreşiyle, mescidiyle kullanılabilen, devamlı kullanılan bir belediye hizmet binasında inşallah projesi bu ay bize teslim ediliyor. Çünkü ihalesini yaptık, mühendislerimiz teslim edecekler. Sonra da ihalesine çıkacağız.
daha yaşanabilir, huzurlu bir kent için birbiri ardına örnek projeler üreten Başkan Tok, 2 yıl içinde tamamlanması hedeflenen cami ve külliye projesini paylaşıyor. Sadece Samsun'daki mimarlarımızla çalışmış olduğumuz, özenle çalışmış olduğumuz güzel bir mimarisi olan, Selçuklu mimarisi olan, altında 6,5 dönümlük bir alan burası efendim. 6,5 dönümlük alanın altında otoparkı olan, yine 1500 metrekarelik toplantı salonu ve 750 metrekarelik 2 tane toplantı salonu olan ve üstünde de cami ve külliye, yani eğitim merkezinin olduğu, toplantılar, sohbetlerin, kütüphanenin olduğu bir külliye şeklinde bir projemiz var. Nasip olursa da 2 yılda inşallah buranın açılışını yapmak istiyoruz. Camimizde 1500 kişilik cemaati olan, tamamen taş, kesme taştan yapılmış, yani 50 santimlik kalınlık duvarlar olacak. Yani beton kullanmayacağız camimizde, kesme taşlar orijinal. İçinde de tamamen ahşap yapı, eskiyi andıran Selçuklu mimari bir camide inşallah ilk adım ilçemizin, hatta Samsun'umuzun diyebiliriz. Çünkü Samsun'u toptan kapsayacak nitelikte bir cami olmuş olacak inşallah. Ortaya koyduğu tüm projelerde insan ve doğa faktörünü referans alan Başkan Tok'un bu hassasiyeti, yeni hayata geçen yürüyüş yolu ve kuyumcular arastasında yaptığı çalışmalarda hayat buldu. Vatandaşımızın birinci dolmuş hattına ulaşabilmesi için çok uzun bir mesafede yol yürümesi gerekirken, biz kestirmeden efendim doğanın içerisinde bir eğimli arazide bir yürüyüş yolu yaptık. Tamamen ahşap üzerine, doğaya uygun bir şekilde yaptık. Yürüyüş parkuru şeklinde yaptık ki, niye yaptık? Bir engelli vatandaşımız geldiği zaman kimsenin yardımı olmadan o alt taraftan üst ta kota kadar hiç kimsenin yardımına çıkabilecek yürüyüş parkuru oluşturduk. Işıklandırmaları da ahşaptan yaptık. Düşünün, her şeyi böyle biraz daha şeye uygun. Hemen ilk girişinde bir kütüphanesi olacak. Sonunda da bir kütüphane yeri olacak. Vatandaşımız icabında oradan alacak kitabını okuyor okuya. Hem kitabı da okumayı da tavsiye etme adına da böyle bir girişinde ve çıkışında kütüphanesi olan bir yürüyüş yolu. Bir yerleri yapalım, bozalım, yerinden yapalım, buna karşıyız. Ama bozulan yeri modern şekilde yapmak arzusu içerisindeyiz. Onu da en güzel şekilde kuyumcular arasında gerçekleştirdik. Biz orada çok muazzam bir yer, granit çalışması yaptık. Yani çok pahalı bir çalışma yaptık. Işıklandırmalarıyla, oturma gruplarıyla falan muazzam bir çalışma oldu. Ben de mutlu oldum, vatandaşımız mutlu, esnafımız mutlu. Ama esnafımızdan şunu istedik, hala da bekliyoruz kuyumculardaki esnafımızdan. Biz bunları yaptık, siz de binaların cephesini giydirin. Yani burada bir bütünlük olsun. Şimdi biz inşallah oradan Saathane Meydanı'na kadar olan bizim çay ocaklarının olduğu bir bölüm var. Orayı da altyapısını büyükşehir girecek. Biz altyapı girince aynı o çalışmayı oraya kadar uzatmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşımızın da kuyumcular arasında bay ve bayan vatandaşlarımız da rahat girmesini önüne açmış olacağız. Gençler geleceğimiz diyen Başkan Tok, İlçeye kazandırdığı projelerde gençleri de unutmadı ve ilk adıma onların enerjilerini atabileceği spor tesisleri kazandırdı. 3 tane mahallemizde halı saha ve oyun grupları yaptık, büyük halı sahalar yaptık. Şimdi bu yıl en az 6 tane daha yapmayı planlıyoruz. Çünkü gençlerimizi bir türlü o enerjilerini bir yerde atabilecekleri ortamlar oluşturmak durumundayız. Bunu önemsiyoruz, bizim çok manada genç neslimiz, nüfusumuz çok ilk adımda. Ve bizim bölgemizde de maalesef çok genç yaşlarda kötü alışkanlıkların olduğuna da müşahede ediyoruz. Bunu emniyetle beraber istişarede çalışıyoruz. Bizim bölgemizde maalesef 13 yaşındaki çocukların bonzai ile muhatap olduğunu şahit oluyoruz. Oluyorlar emniyet birimlerimiz. Dolayısıyla biz o çocukları bir türlü kurtarmamız lazım. İşte neyle kurtaracağız? İşte gençlik merkezi, Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi, spor, sanatsal, kültürel efendim etkinliklerle onları meşgul edeceğiz. İşte halı sahada o enerjilerini atacağız. Çünkü çocuklar boş kalınca bu tür şeylere efendim gidiyorlar, bu tür alışkanlıklarla karşı karşıya kalıyorlar. O çocukları bir türlü meşgul edecek. Çocukların bir enerjisi var, bunu atmalar lazım. Atacak ortamlarda bizim oluşturmamız lazım yerel yöneticiler olarak. Biz de bunun şuuruyla beraber yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bulunduğumuz koltuğa bir katma değer verme adına inanın buradayız. Halkımız bundan emin olsun. Geceli gündüz ekibimizle beraber koşturuyoruz Allah'ın izniyle. Geride hoş bir sada bırakabilmenin inşallah ileride mutluluğunu yaşayacağımıza inanıyorum. Bu duygularla beraber bütün Samsunlu ve İlk Adımlı hemşerilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.